Sultan Külliyesi. Fransa'nın Strasbourg şehrinde Avrupa Parlamentosu'nun yakınında yükselen Eyüp Sultan Külliyesi. 6800 metrekare alan üzerinde yükselen Eyüp Sultan Külliyesi 2500 kişiye toplu ibadet imkanı sunuyor. Ana kubbe yüksekliği 26,60 metre. Minare yükseklikleri 44 metre. Eyüp Sultan Külliyesi özgün Osmanlı mimarisiyle kıta Avrupa'sında yükselen en büyük İslami eser. Efendim herkese selamlar. Strasbourg'dayız. Eyüp Sultan Camii'nin inşaatın içindeyiz. 5000 kişilik bir camimiz olacak inşallah. 2 yılda bitirmemiz gerekiyor. Bu caminin önemi ne biliyor musunuz? Şu karşıda görmüş olduğunuz Strasbourg Katedrali'nin tam karşısında olacak Eyüp Sultan Camii'miz. 5000 kişilik bir cami. Bu camimizi bir an önce bitirmemiz gerekir. Peki neler yaptık? Bu camide efendim inşaat safhasında birinci katta mıyız? İkinci katta mıyız? İnşaat ne durumda? Hadi bir gidip bir görelim. Buyurun. Şu anda caminin dış avlusundayız. Arkamda görmüş olduğunuz kubbeler geldi. 2019'un sonuna kadar inşallah kubbelerimiz takılacak. Ve 2022'ye kadar bütün camimiz bitecek Allah'ın izniyle. Sizlerin yardımıyla. Ve bekliyoruz efendim. Sizlerden bu cami bir an önce bitmesi için yardımlarınızı bekliyoruz. Allah izin verirse bu cami Avrupa'nın en büyük camisi olacak. 5000 kişilik bir cami olacak. İç ve dış avlusunda 5000 kişi burada namaz kılabilecek. Peki bu camimiz sadece namaz kılmak için mi? Cuma günü efendim insanlar gelecek, kalabalık olacak. Normal namaz vakitlerinde Avrupa'da bilindiği gibi cami işte çok dolmuyor. Zaten Türkiye'de de camilerimiz dolmuyor. Peki bu başka, burası külliyedir, sadece cami değil. Bu caminin etrafında projeyi göstereceğiz inşallah. O projenin üzerinde orada tek tek size anlatacağız. Burası bir külliye olacak. Kütüphanesi olacak, medrese olacak, Kur'an kursları olacak. Kızlarımız için burada kurslarımız olacak. Efendim burada gençlerimiz için kahve tarzında gençlerin sohbet edilmesi, sohbette gelmeleri için, gelip burada gençlerimizin takılması için kahve içme, çay içme yeri ve güzel bir kütüphaneyle bir külliye şeklinde bütün gençlerimiz burada toplayacağız inşallah. Sadece bir cami değil. Şimdi projeye bakarak ondan sonra projeden sonra size oradan da anlatacaklarımız var. Hadi bir projeye bir bakalım. Makette gördüğünüz gibi muhteşem bir eser olacak. Allah'ın izniyle Avrupa'nın ortasında böyle bir eser yok. Eyüp Sultan Camii ve Eyüp Sultan Külliyesi. Maketin üzerinde ben size dedim ki dışarıda maketten size anlatacaklarım var. İki tane minare, dış alan, iç alan, 5000 kişilik. 5000 kişi namaz kılabilecek bir camimiz olacak. Ve etrafındaki görmüş olduğunuz külliyemiz, gençlerin gelip rahat vakit geçirebileceği, kitap okuyacak, yemeğini yiyecek, çayını içecek, efendim burada sohbetini içecek, medrese var, Kur'an kursumuz var. Gençlerimiz buraya sabah bir gelecekler, akşam çıkacaklar. Başka yere gitmeyecekler. Çünkü burası bir külliye olacak. Sadece bir cami değil. Bunu yapan milli görüşlü kardeşlerimizden Allah razı olsun. Hepimiz, Türkiye'deki bütün kardeşlerimiz, dünyadaki bütün Türklerin buraya yardım etmesi gerekiyor. Unutmayalım, lütfen burada atacağınız
bir vida, bir tuğla bile ahirette bunun ne kadar sevabı var. Bir ışıkları açalım. Bir de bir ışıklı halini bir görelim. Külliyemizi gördünüz, projeyi gördünüz, camimizi gördünüz ve burada size Allah'a ısmarladık diyorum. Yalnız gitmeden önce size şunu diyorum. Kardeşlerim lütfen bu camide, bu külliyede bir vidanız olsun, bir demiriniz olsun. Az çok demeyin. Ufak da olsun, büyük olsun ama burada bir vidanız olsun. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.